Merhaba. Kısa bir yazı okudum. Oradan da size bu videoyu hazırladım. Biliyorsunuz siyanür zehirlenmesi sıklıkla gündeme gelen bir şey. Ferric form, ferrous form, oksijen afitesinin azalması, stogram oksidazın of olması, elektron transport sisteminin bozulmasıyla hücresel hipoksi hepsi tamam. Ama unutmayın okuduğum yazı bununla ilgiliydi. Yangında kalanlarda siyanür zehirlenmesi oluyormuş. Plastik yanmasına bağlı olarak. Ve biliyorsunuz siyanür deriden ve solunum yoluyla çok hızlı alınıyor. Acı badem kokusu oluşuyor. Otopsi için de hızlı olunması gerekiyor. Beklenirse otopsi de çıkmayabiliyor. Bildiğiniz üzere hemen elbiseler çıkartılmalı. Cilt ve özellikle göz uzun süre suyla yıkanması gerekiyor. Sakın ağızdan ağızda solunum yapmaya kalkmayın. O eskide kaldı. Mide yıkanacak potasyum parmangarat, aktif kömür kullanılabilir. Amil nitrit solutulmalı ve IV sodyum nitrit verilmesi gerekiyor. Peki ama asıl işin eğlenceli tarafı burada. Niye diyeceksiniz? Acaba bunlar nasıl etki ediyor? Onu bir görelim. Sanırım burada önemli birkaç nokta var. Amil nitrit veriyorsunuz, sodyum nitrit veriyorsunuz. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Bu arkadaşlar önemli bir şey yapıyor. Hemoglobinemi yapıyorlar. O da gidiyor siyanür iyonlarını tutuyor ve sonuçta siyano methemoglobin oluşuyor. Böylelikle arkadaşın elektron transport sistemi etkisini önlüyoruz. Hemen arkasından bitmedi tiyosülfat veriyoruz. Peki bu tiyosülfat denen vatandaş ne yapıyor? Bu tiyosülfat denen vatandaş methemoglobini ve tiosinat haline dönüştürüyor. Tiosinat daha az toksik yani sonuçta daha toksik bir madde elde ediyoruz. Hemen arkasından da metilen mavisi verilmesi gerekiyor. O da methemoglobini oksihemoglobine ayırıyor. Evet, kıssadan hisse bu. Teşekkürler. Görüşmek üzere. hoşçakalın.